Bundan sonra bir yol haritası çizelim. Bu bir milat olsun. Bundan sonra acıların yaşanmadığı bir kozan. Güzel bir kozan için neler yapabiliriz? Bununla ilgili deprem olur olmaz biz sahaya çıktık. İnşaatları dolaşmaya başladık. Sonra bakanlık bir genelge yayınladı. Bitmemiş inşaatları da durdurun. Şu anda bütün inşaatları durdurun. Bu inşaatları da kontrol edeceğiz dediler. Ve bakanlık üniversitedeki hocalarla bu işi organize ettiler. Hocalar da geldi, inşaatları gezdiler. Tabii burası Kozan. Deprem bölgesi dedik. Yıl 334, merkezi Misis olan çok şiddetli bir deprem. Şiddetinin 9 olduğu tahmin ediliyor. 40 bin kişi ölmüş. Deprem öldürmüyor, bina öldürüyor. Bu binayı kim yapıyor? Yani deprem öldürmüyor, bina öldürüyor'u biraz daha uzatırsak, açarsak deprem öldürmüyor, insan insan öldürüyor. Yani yapan ustadan, müteahhitine, mimarından, mühendisine, herkes bu işin vebali var. Demir suyla temas ettiği anda oksitlenir ve daha sonra o kabuğunu bırakır. Kabuğunu bıraktıktan sonra betonla olan münasebeti azalır. Bir en küçük bir sallantıda beton ayrı, demir ayrı çalışır. Çalışması Allah'ın bir mucizesi diyor. İkisi birlikte çalışıp sallanacak ama yerinde duracak. Çalışmadığı an, işte birbirinden ayrıldığı an kopuyor. İşte bakın burada suyla temas eden bir demir. Önceden betondu üzeri. Sonra su sıza sıza o sekizlik demir tel haline gelir. Betonu oluşturan malzemelerin birbirinden ayrılması ve betonun üniforması, işçilik hatası. Yani paspayları, donatıların yerleşimi düzgün olmadığı an ve betonu dökerken vibratör kullanmamak, hızlı dökmek gibi bir tiy alıyor, dalıyor inşaata. Yani mübarek, bari tam kirişin en zayıf noktasını derler. Tam ortayı dermiş. Kenarından falan der. Yani bunlar bakın depremde kiriş ve kolon birleşimi yerleri en zayıf noktalar. Bütün kuvvet oraya gelir. Dayanımın en sağlam olduğu yerler. Etiyeler burada çok sık olur. 8 santime, 7 santime kadar iner. En zayıf yere bir de sen darbe vuruyorsun. Yine bunlar iyi örnek sayılabilir. Modeli var bunların. Su tesisatçıları. İşini çok sağlam yapan bir insan. Oradaki boruyu sabitlemek için kolonu kırıyor, oradaki demire bağlıyor. Yapıyor, susuz duruyor. Demirle su birleşiyor. İşte o demirler 5-6 sene sonra yok olacak. Kimse böyle bir acıyı kimseye yaşatamaz. Dünyanın en büyük acılarından bir tanesi. Enkaz altında kalan kızının kolu dışarıda kalmış. Babası ona bekliyor. Kimse o az önceki gösterdiğim kolonları parçalayan tesisatçı,
emisyon haritasını aldığımız gibi bundan sonra onun da gitisini neyse uzmanlığını almamız gerekiyor. Şimdi 2000'ler önceki evlerin büyük çoğunluğu değişim yaşaması lazım. Bak Adana'daki yıkılan yapıların hepsi 30 yıl önceki yapılar. Neden onlar? Hazır betonumuz yoktu. Demir donatısı düşüktü. Özellikle Kocaeli depreminden sonra, İzmit depreminden sonra deprem yönetmeliği değişti. Donatılar arttı, demir sayısı, demir çaplar, sonra beton dozu. O sebeple yeni yapılar geçmişe göre daha sağlıklı. Eğer düzgün yapıldıysa. Çünkü bakın Maraş'ta da, Hatay'da da sağlıklı yapılarda Allah korudu. Onun için biz dikkat etmemiz lazım. Özellikle müteahhitlerimize bu yap denetim kontrollü yapılara kalıp ve demir döşendikten sonra mutlaka mevcut mühendise gelecekler kalıbı ve demiri teslim alacaklar. Bir de tabii köylerde projesinin yapılması lazım. Biz onun için daha önce muhtarlarımızla biz sinemada bir araya geldik. Yaklaşık 6 tip proje ürettik. Bak büyük şehir yasasıyla ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi proje üretir, köylüye verir. Bak mahalle bizim merkez mahalle için değil, köyler için geçerli bu yasa. Onun mühendislik hizmetlerini biz karşılayacağız. Onun için köylerde yeni yapılacak. Özellikle muhtarlarımıza söylüyorum. İzinsiz asla şeye siz de müsaade etmeyin. Bize de bilgi verin. Biz müdahale edelim. Özellikle büyük felaket yaşadık. Bu felakette gerçekten acı kaybımız oldu. Herkese özellikle hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Hepsi de deprem şehidi olmuştur. Artık bundan sonra Allah bir daha felaket göstermesin diye dua ediyoruz ama artık biz şunu görüyoruz ki bundan sonraki yıllar felaketlerle geçen yıllar olacak. Artık belediyemiz olsun, diğer yetkili kurumlar olsun buna göre tedbir alarak ona göre yaşam şartlarını oluşturmak gerekiyor. Yine biz Kozan çevre ilçelerimize göre hani Kadirli, İmamoğlu, Ceyhan özelinde düşünürsek zeminimiz çok çok daha sağlam. Yani o açıdan benim gönlüm rahat belli bir ölçüde. Ama Yaşar Bey'in gösterdiği örnekleri çok yakın ben de biliyorum. Kendim de bizzat içerisindeyim böyle bir problemin zaten. O yüzden bu tarz önlemleri bireysel vatandaş olarak muhtemelen müdahalesi için gerek belediyeden gerek savcılıktan